Kızın 18 yaşını bitirdi. Evet. Eski kocan da arkadaşımız. Tanıyor musun? A Herhalde. Aklı Her gidiyor geliyor. Hayır. Şey <laughs> Okan tabii ki. <laughs> evet, Mehmet. Çok Mehmet. Tatlı seviyor musun gerçekten çok seviyorum. onu? Sen sevmiyorsun da. Çok seviyorum. İnsan <laughs> eski kocasını çok... sever mi? Ben çok seviyorum Hakikaten onu. Hakikaten çok evet. seviyorsun? Evet. Daha geçen mesela pazar e, beraber çocuk yemek. Çocuk büyüyor tabii ha, ki beraber. Ha hiç öyle. Biz Çocuğu ayrı... da almadan beraber Biz yemeğe gidiyorsunuz. Biz ikimiz tabii ben onu çok severim. Ben onun Bodrum'daki evinde sevgilimle kaldım. Bana Çok o iyi. kadar tolerans Çok gösteren iyi. bir adam. Yani. Hayır gerçekten Bodrum'da bir evi var. Bak gerçekten Ömer'le beraberim o zaman. Yahu Üç çocuğunuz yıllık... var tabii böyle şeyler olur canım ama Allah olur Allah. olur mu canım ama bu, ama şey yapılacak. adam. Medeni tatlı bir adam. Hayır yani. ve belli bir yerden sonra artık çünkü bu artık karı koc kocalık kalkıyor. Anne babalık kalıyor. Anne babalıkta da artık karşıya bütün kredileri açıyorsun. Çok normal bir şey bu. Olması gereken bir olması şey. Gereken yani bir olması şey. İster gereken bir şey. Olması gereken değil mi? Kal, ister olursa iyi olacak bir Allah şey Allah yani. Hani kavga yani güzel bir şey. Çocuğun babasının da. Çünkü anne de baba da herhalde şunu düşünüyorlardır genelde. Yani mesela anne ise babasının ruh sağlığı yerinde olsun, sağlığı yerinde olsun. Neden? Onu düşünmese bile gerçekten çocuğun sağlığı için zaten anne babanın mutluluğu ve sağlığı çok Ama önemli. Ama Mehmet benim ruh sağlığımın bozuk olduğunu düşünüyor. Ay Esra öyle yiyeceğim seni çok şey evet. Hayır ama yani. Senin bu sağlığın mı bozuk? Yok benim değil ama öyle düşünüyor. Ha. Hiç bize öyle söylemiyor. Demedim öyle. Hayır. Nasıl Demiyor. tatlı konuşuyor? Hayır hiç kötü konuşmuyor. Ha. Yani hiç kötü konuşuyor ama adam da efendi Hayır, adam yani adam, evet. hani çocuğunla ya her şeyi bırak. Hani ne bileyim ben şey <laughs> ama e ne var Mehmet'in dedikodusu? Ne dedikodu Hayır, yapıyoruz? Hayır çok canım? iyi işte hoşuma gitti. Evet. Belki sana öyle Peki. söylüyordur seni delirtmek için. Peki sen şimdi ama bu yönetmenlik falan bunları seviyorsun ya çok, bir de çok, bir de bu çok. şey ne zaman bu bir de klip yönettin Evet Selen Üçer'in evet. tek plan. Hmm. Çok sevmiş. Nasıl ee, o da şey mi yani tutkulu bir iş mi? Değil. Oyunculuk <laughs> kadar değil mi? Yönetmenlik mi? Hmm. Selen'e çektiğin iş mi diyor soruyorsun sen? Yani seni yönetmenlik yapmak çok, sana tut... çok 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 tutuyor. aynı oyunculukta hissettiğim aynı heyecanı, aynı hmm. tutkuyu, aynı hmm. hastalıklı hissi hmm. başladı burada. Hmm. Bu bir evet. Peki, Kaderimin Oyunu dizisi devam <laughs> ediyor gülüyor bakın. mi ben? Büyük Dram. dram. Büyük hmm. Evet dram. evet Yine çok drama. tatlı bir iş. Ama sinir bozukluğundan mı gülüyorsun yani? Öyle mi? Herhalde ondan dram. ben de sana hmm. tercüman oldum ondan hmm. mı gülüyorsun? ondan. Yani çok iyi bir. Iş. Biraz röportajlardan e, söz edelim. Bunlar da e, yol gösterici oluyor. Diyorsun ki mizah benimle çok iç içe. Biri bana kötü bir şey yaptığında da benim aklıma komik bir şey geliyor. Evet. Beynim öyle çalışıyor. Aklıma bir görsel geliyor mesela. Beynim hep oraya kayıyor. Kızarken de oraya kayıyor. İnanılmaz Armağında cümleler söylemişsin bunu. Bunlar. <laughs> çok Hiç güzel cümleler. Bir, 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 böyle bir, bu kadar düşük cümle yapısı. Hayır hayır öyle demişsin aynısını bunu. Aynısını söyledim. Böyle demişimdir. Evet. Yani. yani. yani Mesela ben bir, şey, bir şey oluyor. Mesela birisine çok kızıyorsun filan, evet. O zaman mesela diyelim ki ben oyum. Söyledim. Ee, ne olabilirim ben apartman yöneticisi ha. Ha, filan gibi bir tipim ben. ben bana çok kızıyorsun ve Allah belanı versin demek istiyorsun hatta beni yumruklamak istiyorsun evet. o sırada aklına hangi görsel geliyor da Şimdi gülüyorsun İşte olacaktı. şu görsel geliyor apartman bir şey anlatabilir çıplak miyim? Hayır o, öyle bir piyano hocam vardı öyle derdi bir şey söyleyeyim ha. mi çok kısa Hı. aşağıda bizim Arnavutköy'de bir hanım oturuyor bana e, yardımcıyla e, görevliyle şöyle bir mesaj yolluyor ışıklarını gece kapatsın odasının çünkü bize ışık geliyor uyuyamıyoruz. Aşağıya. Bak şimdi. Şimdi buna normalde kızabilirsin. Kapıcı dairesinde mi oturuyorsunuz? <laughs> Hayır. Normal ikinci katta oturuyorum onlar aşağıda oturuyor. Boşluktan bir odadan ona sızıyormuş o ışık. Diyor ki bana ya yani evimi çek. e, o çeksin, o, çek... o çeksin. Ha sende perde de yok. <gülüyor> 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 Adres <laughs> Arda <Arnavutköy> cepte <laughs> vallahi. Perde sevmiyorum. Evet. Yani tuhaf hani şimdi kızabilirsin ya. Yani. Sen kimsin hani görevli yolluyorsun bunu söylüyorsun. Yani tuhaf bir Hayır, şey kendisi yani. kendisi de gelmiyor. Evet görevliyle lütfen şığınızı kapatın kendi evimde e ben nasıl yani? niye görevliye Görevli kim bilir neler düşünüyor. Perdesini çekmeyen bir kadın <laughs> mesela. Yani e, şey o, orada tabii bir bu ne terbiyesizlik diyorum ama yani komik geliyor mesela hmm. yani ya komik e, hakikaten komik gerçekten. Hmm. E, onun dışında çok insanla görüşmediğim için çok kötülüğe hmm. de maruz kalmıyorum hmm. artık çok hmm. az çok az insan hiç hmm. görmüyorum gibi bir şey. Hmm. Hmm.